Merhaba. Birazdan parça parça çektiğim 250 adet defteri yapım sürecimi anlattığım ve gösterdiğim bir vlog izleyeceksiniz. Çok saçma bir yerden başlamışım, onu fark ettim bundan 5 ay önce. O yüzden böyle bir açılış yapmak istedim. Lafı daha fazla uzatmadan sizi bu süreçle baş başa bırakıyorum. Şimdi öncelikle bu 5 paketi açmamız lazım. Bunu iyi paketlemişler aslında. Streçe falan sarmışlar. Ama o kadar ağır ki bunlar. Şimdi size kutu açılışı yapacağım. Yalnız bu kutu açılışı biraz farklı. Hepsinden kağıt çıkacak. Başlayalım. Aslında kağıtları bu şekilde almam genelde ama maalesef internetten sipariş vermek zorunda kaldım ve e-ticaret siteleri arasında en az sevdiğimden sipariş verdim. Çünkü en uygun fiyatlısını orada buldum. Güzel. İçinden böyle 5 tane çıkıyor. Şimdi ben bu kağıt siparişlerini verdim. Eda da umarım bana tasarımları gönderirse bu defterlerin yapımına umarım ki başlayacağım 2021 bitmeden. Kaç gündür böyle salonun ortasında duruyorlar. Böyle elim gitmedi resmen ya şunları açmaya. Bari bir video eşliğinde bunu yapayım ki artık yapmak zorunda kalayım dedim yani. Açayım. 5 paket sipariş vermişim yanlışlıkla. Nasıl oldu anlamadım. Aslında yazmıştım yani 4 tane alınacak. Çünkü o kadar olunca yapacağım defterler için yetiyor Özge diye not almıştım defterime. Ama yine de o sepete ekle kısmına geldiğimde... Hayda. Bunu açmazsın açılmaz tabii. Oraya geldiğimde kredi kart bilgilerimi girip ödediğimde fark ettim ki 5 tane sipariş vermişim. Yani neden bilmiyorum. Neyse kullanırız. Bizde kağıt zaten benim ham maddem biliyorsunuz. Kağıtsız yaşayamıyorum küçüklüğümden beri. Bu şaka değil bu arada. Küçüklüğümde de en çok yapmayı sevdiğim şey kağıtları kesip kesip eve atmak olduğu için. Annem ta o yaşlardan delirmeye başlamış zaten. Evet. Sıradakine geçebiliriz. Abi ya sen bunu ne kadar büyük stres sarmışsın ya. Güzel de yani bunu insan açacak ya. Son paketimiz. Aa bu zaten fazlaydı bunu açmayayım. Bunu sadece şeye sökelim. Evet sanırım bu kadar. Şimdi çok yer atacağız. Evet kutu açılımımız bu kadardı. Şimdi bunları düzgünce bir yere yerleştirelim. Ve videonun kalanına geçelim. Şu anda salonun durumu diyebilir miyiz? Merhaba, size bisiklet köşemden sesleniyorum. Şimdi hazırlandım. Kadıköy'e gideceğim baskıları almak için. Ama onun öncesinde bilgisayarda ufak bir iş var. Yani baskıları ayarladım ama yine ne olur ne olmaz son kontrol her zaman yapmak lazım. Onları halledeceğim bilgisayarda ufak. Ondan sonra bu gördüğünüz bebeğimle Kadıköy'e gideceğiz. Yani Enginlerin oraya. Defter yapım vlogumuz devam ediyor. Maskeyi takmayı unutmuşum. Şimdi bunu takacağım. Kask takmam lazım. Güneş gözlüğü takmam lazım. Yani böyle dışarı çıkarken siz de acayip geriliyor musunuz ya? Ben sanki birinden birini unutsam böyle o gün iptal olacakmış gibi geliyor. Ve son bir yıldır şu aptal maskeyi takıyorum gerçekten. Bunun sebebi ise sanki böyle güzel işte çiçekli böcekli güzel desenli falan bir şey taksam bu şeyi kabullenmişim gibi geliyor. O yüzden bu nasıl olsa çok geçici bir şey. Hemen bitecek diye düşünüp böyle maskeye özenmek istemiyorum bilerek. Bu da benim böyle küçük bir avuntum yani. Umarım bir şey olmamışımdır. Sanırım artık çıkabilirim. Bu arada en son galiba bir ay önce falan
Yani bayağı oldu bisiklet sürmeyeli, kapanma falan derken zaten. O yüzden şu an aşırı heyecanlı ve mutluyum. Deveyimle gezmeye gidiyoruz ya, aşırı mutluyum. Neyse çok konuştuk, gidelim artık. Hello. Kamerama gülümsemek ister misin? Hı? Engin nerede? İçeride. Engin selam. Selam. Sonra... Ha, abi orada basacağız. Tamam, bir konu kesiyor bu. Hazırda yok mu? Aha. Şöyle abi. İyi yaptın. İyi yaptın. Tamam oldu abi. Hadi görüşürüz. Özge şimdi o 170 gram bahsettiğiniz hangisi? Dikişli defter yazan. Şu. Hı-hı. Şimdi burada 4 tane var. 4 farklı şey. Tamam. Bundan kaç tane mesela? Her birinden 38 olacak sanırım. Bakalım sen. Şimdilik bir tane al. Yani hatta hepsine bir yapabilirsen iyi olur. Örnek baskı için. Bir ayarlamasına bakayım. Nasıl duruyor diye. Defter yapım vlogu çekiyorum bugün. Video çok zor. Her şeyi çekmek çok zor ya. Ondan sonra ne yapıyorsun? Edit mi yapıyorsun? Şey koyduk. Evet, sen anlat. Kağıt koyduk baykası, şimdi çıkacak. Şimdi bekliyoruz örnek baskı. Efendim, şimdi bir tane örnek baskı alacağız. 250-300 tane birden yanlış yapmamak için. Bir tane alıp bakacağız. Eğer okeyse devamlı basacağız. Şimdi o işlemi görüyoruz. Geliyor mu? Aa, bir şey diyeceğim Engin, biz bu kağıdı mı alacaktık? 170 gram değil efendim kişilere. Ha, biraz daha kalındı ya. Bir ürünü alsak. Bakacağız işte ya. Bir tarafa gidince şu tarafa gelecek ya. Tam bu deneme baskıları. Bu sürpriz başka bir şey. Şey, soluk çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sabah bir daha geçeceğiz. Bizim de olacak. Engin blonda yer alacağın için heyecanlı mısın? İlk defa. Çok heyecanlı. Duygularını alalım. Sesim çıkacak mı? Herhalde. Zeki Müren seni görecek. Şöyle. Ha, bu ikisi. Güzel. Şimdi bunlar 8, kesilecek ortadan. Yani 8, yani 37 şer tane daha alıyoruz. Evet, geliyorlar. Geliyorlar. Burada başka bir şey vardı eskiden sanki daha uzun. Şu vardı işte. Ha, ağırdı. Niye ayrıldı bu? İnce kağıtlarda sıkıntı yaptı. Duman üstünde sıcak sıcak taze taze kağıtlar. Sıcak ama bayağı. Kışın ısınmak için kağıt kullanabilirsiniz. Ama baskıdan çıkmış olması lazım.
Şimdi bunlar kesin. Değil mi? Öbürlerini de alacak mıyız yoksa? Abi sen de alalım. Tamam. Muhammed. Diğerlerine geçiyoruz. Bunları ben getirdim. Şimdi bunlara başka alacağız. Başında zebani gibi beklemek istemiyorum ama video çekmem lazım. YouTube'a yükleyeceğim. Değil ki, baksana. Aynen işte. İşte. Ağzına kadar fark var. Ya bu olmaması lazım. Evet, ne zaman oldu? Evet, yanlış olmasın. Çıkıyorum. Evet, sıradaki aşamamız. Başka bir defter. Başka bir kapak. Engin Bey, benim takipçilerime bir indirim yapacağını söylendi kulislerde. Bu doğru mu? Evet. Gelsin her liste fiyatından %15 indirim yaparız. Bir indirim kodu tanımlayabilir miyiz acaba? İndirim kodu sadece senin ismini söylese. Özge mi kod? Evet. Özge koduyla yüzde... Artık yüzdeyi sen belirlersin, onu da şey yapmıyorum. Siz de çok indirim istemeyin yani. Bu da küçük işletmelere destek olur. Geldikleri zaman memnun kalacaklarına eminim. Her zaman. Yani biz yıllardır buraya geliyoruz. Boşuna değil bunlar. Bisikletim de burada. Çalınmaz inş diye dua ediyorum içimden sürekli. Gözüm burada. Her şeyi yaparlar. Abi ben de öyle dedim işte. Bu arada bana hep soruyorsunuz yani işte bu hangi kağıt falan. İşte ben de gelince buradan bakıyorum. Bayağı bir çeşit var. Buradan mesela bakabilirsiniz. Hangi olacak, ne olacak işte. Mesela ağaç, gram mat kuşa var. Sticker var, Bristol var. Ne bileyim. İşte her şey var. Mesela Labrus şart değil tabii de. Başka yerlerde gittiğinizde bu ozeciler bu kağıt bölümlerine bakabilirsiniz. 3 2 ve 1 bitmesi lazım şu an. Diğerine geçti galiba. Ha evet. Maşallah. Benim herhalde şey oldu. Engin, bunu siz mi yaptınız? Şeyden, artık kağıtlardan. Lazım sana. Ne, bu mu? Yok, dikkatimi çekti de. Lazım, sağ ol yani. Var, var. Güzel olmuş yani. İşte, yaratıcı bir atık kağıt değerlendirme örneği. Güzel olmuş, sevdim. Nasıl alıyorum? Siyah bir yerine ekleyeceğim. Alıyoruz bu değil mi? Elinize sağlık Engin Bey. Rica ederim. Güzel iş çıkarttınız. Her zaman bekliyorum. Ben gidiyorum o zaman. Ödemeden kaçıyormuş. Nasıl, güzel mi? Bu arada burası Sera Dijital. Enginlerin, yani benim de mekanım aynı zamanda. Burası tarihi salı pazarı Kadıköy. Şurası zaten. Akasya AVM'den
Oradan girdiğiniz zaman hemen buraya gelebilirsiniz. Kadıköy tarafından da Nikah Sarayı var biliyorsunuz. Kadıköy'deki evlendirme dairesinden de buraya geliniyor. Öyle bir yer. Evet. Baskılarımızı arkaya koyduk. Buradayım. Şimdi buradan bu yakında bir kırtasiye var. Benim orada bir işim var. Oraya bir şey bırakmam lazım. Yani defter. Oraya uğrayacağım. Ondan sonra da eve gidiyorum. Bye. Evet, vlog day 3 mü artık bilmiyorum. Yazarım ben onu. Hoş geldiniz. Bugün baskı sürecinden sonraki, ertesi gün değil, ondan sonraki gün. Dün Kadıköy'e git gel, bayağı iş hallet falan, bisiklet sür derken epey yorulmuşum. Böyle genelde bir baskı bir şey alınca heyecanla onu yaparım ama ona bile mecalim kalmamıştı. Ayrıca hava yağmurlu ve kapalıydı. Ben de o yüzden kendime bir günlük bir dinlenme arası verdim. Şimdi hava güzel, enerjim full yerinde ve şimdi artık defterlerin yapım aşamasını göreceğiz. Şimdi ilk olarak baskıdan aldığım defterleri bir bakalım. Yanlış şeyler çıkıyormuş içinden. Hiç çünkü geldiğimden beri açıp bakmadım bile. Şimdi bakacağım. İlk önce dikişli defterlerle başlamayı düşünüyorum. Onlara bir bakalım. Bunlar orada aldığım deneme baskılarıydı. Tasarımın düzgün gelip gelmediğini kontrol etmek için deneme baskısı. Bunları kenara alıyorum. Burada gördüğünüz 152 adet olması lazım tam olarak. Bunların hepsini dikeceğiz. Şimdi toplamda 150 dikişli defter ve 100 tane spiralli defter yapacağım. Bunlar spiral defterin malzemeleri. O yüzden bunları şimdilik kenara alıyorum. Bu tasarımların her birinden şimdi bir tane alayım. İlk önce hangi iple dikeceğimize bir karar verelim. Ufak bir ara verdim. İp seçimini biraz düşünmem lazım. Şu an onu aceleye getirmek istemiyorum. O yüzden şimdi ufak bir ara veriyorum. Onu kenara aldım. Böyle karar vermediğim konularda onu bir süreliğine bırakırım. Başka bir şeyle ilgilenirim ve ona geri dönerim. Ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi bu defter yapım vloguna ufak bir ara vereceğiz. Hatırlarsanız baskı aldığımda şöyle Gryffindor'lu bir şey vardı. Bu sürpriz bir şey demiştim. Şunları kenara alayım. Bununla şimdi başka bir şey yapacağım. Benim şöyle bir termosum vardı. Bu bana hediye gelmişti. Ama bu içindeki Harry Potter'lı şey gerçekten çok kötü bir illüstrasyon. O yüzden bunu çıkardım. Ve kendime Gryffindor ambleminin baskısını aldım. Ölçülerine göre. Ve bunu şimdi buna göre keseceğim. Ve bu termosa yapıştıracağım. İşte budur. Bence çok daha iyi oldu. Galiba grafik tasarımcılıkla ilgili en sevdiğim şey böyle şeyleri kendiniz için yapabilirsiniz. Ölçüsünü, işte programda bir şeyi halledip çıktısını alıp her şeyi uyarlayabilirsiniz ve bu benim en sevdiğim şey. Devam edelim. Şimdi ip seçiminden önce zaten daha önce gelen bir şey vardı. Onu unutmuşum. Öncelikle kağıtları ayırıp kapakları üstüne koyup kime hazır hale getirmem lazım. O yüzden şimdi ilk açılışımızı yapıyoruz. Bunlardan daha sanırım 18, bir 18 paket falan daha açacağım galiba. Öyle görünüyor. Kağıt kutusu en sevdiğim. Şimdi seni kenara alalım. Bazen bu kağıtların en altta kalanları böyle biraz hasarlı oluyor. Onları ayırıyorum tabii ki defterde kullanmamak için. Kapağımızı alıyoruz. Böyle dikilecek ve kesime hazır hale getirilecek.
Ben de bu arada bunları ayırırken boş durmayayım. Bir şeyler anlatasım geldi. 3, 4, 5. Bana bazı arkadaşlarım, hatta bu defterleri yaptığım arkadaşım Eda da olmak üzere. Defter yaparken işte sen de Danla Bilic gibi dedikodu yap dediler. Bana. Bunları bu şekilde dizeceğim. Ben de dedikodu yapamam sanırım burada defter yaparken ama 3, 4, 5, 15. Şöyle düşündüm, daha bunları neden yaptığımı anlatmadım pek. Hem onu anlatırım hem sevgili dostum Eda ile tanışma hikayemiz, geçmişimiz, sırlarımız. Bunlardan bahsederim diye düşündüm. İlk öncelikle ben bu defterleri neden yapıyorum? Benim arkadaşım Eda, kendisi şu an Almanya'da yaşıyor. Yani bu defterler Almanya'ya gidecek. Onun için yapıyorum. Kendisinin Taz House diye, şu logosunu da benim tasarladığım, övmek gibi olmasın, bir oluşumları var. Bir web siteleri de kuruldu yakın zamanda. Bu defterler orada satışta olacak. Eda ile tanışıklığımıza gelirsek. Ben ergenlik yıllarımda ağır bir Funda Arar hayranlıydım. Gençlik yıllarımı bu yolda heba ettim desem gerçekten yalan olmaz. Tabii yıllarınızı böyle bir şeyde harcadığınızda bu süreçte size bazı faydaları da oluyor. Birçok insanla tanışıyorsunuz. Eskiden forum kültürü vardı bilirsiniz. Biz de Eda ile 15. Bu forumlar sayesinde tanıştık. Hatta bir grubumuz vardı. Aradan eksilenler oldu tabii. Eksilmeyenlerden biri de sevgili Duygucuğumuz. Kendisine buradan selam olsun. Funda Arar daha sonrasında bu ilişkide hiçbir rol oynamadı yani çok fazla. Çünkü Eda zaten hep Almanya'da yaşayan bir insandı. Daha sonrasında biz böyle biraz da ortak zevkler diyebiliriz. Yani işte o da çizime ilgi duyan birisi. Benden farklı olarak müzik de yapıyor. Bende öyle bir yetenek yok. Ses zaten yok. Neyse. İşte zamanla konuştuk. MSN vardı o zamanlar. Oldular bilir. İşte daha sonrasında Tumblr olsun falan derken bayağı bizim işte internette ve sanal ortamda böyle bir dostluğumuz gelişti. 2015 yılında Türkiye'ye geldi hatta. Türkiye dediğim İstanbul'a geldi yani. Görüştük. Neyse bu da böyle bir anımızdı. Daha sonrasında işte bu olaydan sonra Eda Almanya'ya döndü. O günden sonra biraz koptuk. Araya mesafeler girdi diyelim. Ama 2020'nin sonu olması lazım. Bir 5-6 ay önce Eda işte tekrar benimle iletişime geçti. Daha sonrasında işte bana bu projeden bahsetti. Şimdi esas noktaya girsek. Bu arada söylemeyi unuttum ama bu çizimler, tasarım, yani bu el yapımı demin. Bu el çizimleri Eda'ya ait. Onun çizimleri yani. Ben defteri yapan kişiyim. Bu da işte böyle bir proje var kafamda. Yapalım mı falan dedi. Ben de olur dedim yani. Bana defter yapmak olsun. Ben yaparım. Sonra ama ben zannettim ki işte bu konuşma Ocak ayında geçti. Bana tasarımları işte bir hafta sonra falan göndereceğim dedi. Yani göndereceğini düşündüm. Halbuki daha hazır değilmiş, çizmemiş. Neyse ben kağıtları falan o zamandan aldım. Zaten bunları gördünüz şu ana kadar. Şimdi zaten Mayıs ayının ortasına geldik. Neyse ki çok şükür gönderdi. İşte ben de şimdi bunları yapmaya başladım. Bunu söyledim mi? Söylemediysem bir daha şimdi söyleyeyim. Bu arada bu defterler bu Saz House. Eda'nın web sitesinde olacak. Onu aşağıya koyarım ama bu video yayınlandığında olmaz büyük ihtimalle. Bir süre sonra bakarsınız ya da Instagram'dan artık kendisini takip edebilirsiniz. Oradan ya da beni de takip edebilirsiniz gerçi. Bunlar yani satışa hazır olduğunda eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve euro kur farkı sizi etkilemeyecek bir maddiyata sahipseniz bu defterleri oradan alabilirsiniz. Hem çayım bitti, hem kağıtlarım bitti. Harbi Özışık'ta yaptığı bir görüşme. Tek tek dosyaya yazılıyor. Dosya çıkıp... Onu çok seviyorsun, ailenden bir parti. Evet, haklı. Ama dediğim gibi bunların kimleri... Evet. Yaklaşık sanırım 2,5-3 saat sonra ilk aşamamı bitirdim. Bütün defterleri, yani dikişli defterlerin sayfalarını ve kapaklarını ayarladım. Dikimi hazır hale getirdim. Şimdi burada bir ufak mola vereceğim.
dışarı çıkmam lazım. Bugünlük ara veriyorum. Yarın dikim aşamasında yeniden buluşmak üzere. Sizi en son bu dikişli defterlerin ayrılma kısmında bırakmışım. Öyle gördüm. Şimdi aradan bir hafta geçti sanırım. Ben bu defterleri biraz dikmeye başladım. O araları biraz çekemedim ama şimdi o kısmı da biraz göstermek istiyorum. 4 farklı tasarım var demiştim. 2 tasarımın dikimini bitirdim. 3.'ünün de yarısını bitirdim, işte bu kadar falan kaldı. Bir de bu son tasarım, mavi pantolonlu kız. Bunun tamamı kaldı. Şimdi bugün biraz daha bu dikim aşamasını göstereceğim ve sıradaki adıma geçeceğiz sanırım. Bu arada hangi iple dikeceğime falan da karar verdim bu aşamada. Şimdi bunu dikiyorum. Yine bu şablonumu alacağım. Bu arada bu dikiş tamamen benim ilk videom olan dikişli defter videosu nasıl yapılır. Pardon, dikişli defter nasıl yapılır videomda kullandığım aynı malzemeler ve aynı yöntemle dikiyorum. İsterseniz o videoya bakabilirsiniz. Buradaki tasarıma uygun olarak iplerinden seçtiğim İp ile dikiyorum. Yine boyutunu buna göre ayarlıyorum. Ve dikim bitiyor. Şimdi bu kalanları da dikeceğim. Preslenmeye doğru, yani bir sonraki aşamaya doğru gidiyor. Diktiğim defterler burada. Diktikten sonra şöyle şurada prese bırakıyorum defteri. Sonra burada preslediğim ve kesimi hazır hale gelenler var. Burada bekliyorlar biraz. Bu aşamayı da bitirdikten sonra kesim aşamasına geçeceğim. Yani şimdilik böyle. Diye bir isim bağlam diyor. Doğru mudur? Hayır. Yanlış. Bakıyoruz. Duyuyorum. Bravo. Gerçekten. Çok kadar çok dikişli defterin dikimi antibariyle bitmiştir. Bakın biz de burada senin için bir yerde her şey oldu. Dolayısıyla benim için neler ifade edebiliriz? Hem Yılmaz mı? Hem Harry Carroll mı? Evet, ben de bu arada. Hem Harry Sufi'yle. Gerek yoksa şeyden değil yani. Aynısını çekmeyeceğiz. Ne işte? Üzle de kız yapma. Aşağı gideceğiz. Evet, vlog day kaç olduğunu unutmakla birlikte bugün spiralli defterleri yaptığım kısma geliyoruz. Dikişli defterlerin dikimini bitirdim. Onlar şimdi presleniyor. Onlar biraz uzun sürdüğü için onların preslenme süresinde şimdi 100 adet spiralli deftere geçeceğim. Bugün de onları bitirmeyi hedefliyorum. Onlar biraz daha hızlı olacaktır. Şimdi spiral makinemi getirdim. Dün burada yapacağım defterleri ayarladım. Şimdi ilk olarak bu tasarımın olduğu yine A4 boyutunda 50 adet böyle yandan spiralli bir defter yapacağım. Şimdi ilk önce onun ayarlamalarını yapacağım ve ilkini oluşturduktan sonra kalan 49 taneyi de devam ediyorum. Şimdi ilk önce bir tane deneme yapmak için şöyle bozuk olan bir A4 kağıdını alıyorum. Burada A4 boyutu için 34 tane delik var. Tamam, hepsini gönderdik. Şimdi bunu deliyorum. Evet, altı üstte biraz orantısızlık var. Şimdi onu buradan halledeceğiz. Evet, sanırım şimdi oldu. Bu ölçüye göre şimdi defterimizi yapabiliriz. Bu sayfaları göz kararı alıp böyle deliyorum. En son kapakları da böyle üst üste koyup delebilirim sanırım. İç sayfalar. Bunlar da Lemies'ten. Bu spiral tipinden çıkan çok komik. İlkokul kitabının sayfalarını koymuşlar araya. Böyle şeyler. Neyse, spiraller içinden böyle bu yüzlü müydü? Evet, bu yüzlüymüş. Bu şekilde çıkıyor. Birbirine karışmaması için. Böyle. Mesela şimdi bundan bir tane aldım. Seni kenara alalım.
Şimdi bunda 34 tane bu şeyden var. Bunun bir tanesini keseceğim. Çeviriyorum. Spreyli geçirirken böyle yapmamız lazım. Bunu geçiriyorum ve geçirdikten sonra makinenin kısmına koyuyorum. İyice yerleştikten sonra buradaki kolu çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi diğerlerini deleyim. Deldiğim defterleri bu şekilde diziyorum ve spreylemeye hazır hale getiriyorum. Evet, tam 2 saat sonra 50 tane defter bitti. Yani şu an sadece tabii spreylemeye hazır hale getirdim. Şimdi diğer defterleri yapacağım, kalan 50 taneyi. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Şimdi ani bir karar değişikliğiyle bunları bitirmeye karar verdim. Çünkü masanın, yani bu defterleri bitirirsem masadan kalkacaklar ve bana alan açılmış olacak. O yüzden şimdi onları spirallemek için bunları hazırlayacağım. Bunların hepsini önceden tek bir seferde ayarlamak işimi daha hızlandırıyor. Bu ses için ufak bir ASMR diyebiliriz. Masanın üstüne bulabildiğim her yere yatay bir şekilde diziyorum. Ve birbirlerine girmemesi lazım. Yani birbirinden böyle biraz ayrı koymam lazım. Evet, hepsini kesmeyi bitirdim. Ve masanın üstü şu an bu halde. Evet, defterler bitti. Saat 1.30'dan beri falan uğraşıyorum ve 50 tane defteri bitirdim. Epey acıktım. Şimdi bugünlük biraz ara vereceğim. Yemek yiyeceğim. Biraz dışarı çıkmam lazım. Ondan sonra akşam yine devam ederim. Ama oraları artık biraz çok çeker miyim bilmiyorum. Olmazsa bitmiş hallerini gösteririm. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Şu anda saat 10. Biraz daha yapmaya başladım. Burada ve bunlar da böyle üstten spiralli olacak. Yani böyle bunu yaptım. Bir saat falan daha yapıp sonra yatarım herhalde. Yine dayanamadım. Akşam akşam yapmaya devam ediyorum. Yorulsam da. Burada da naftalin koklayan kadın var. Bir de kedi maması yiyen bir kadın var. Tuhaf. Neyse, ben devam ediyorum. Evet, dikişli defterlerin kesim işi bitti. Bunlar da son kalanlar. Şimdi bunların köşeleri yuvarlanacak. Thank you.
Evet, şu an defterlerimin yanında bulunuyorum. Bu bebekler Almanya'ya gidecekler. Videonun ortasında bir yerlerde bahsetmiştim. Bu defterlere bakmak, satın almak isterseniz gerekli şeyleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim için çok keyifli bir video oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.